Merhaba arkadaşlar. 3. kor gitar pratik derslerine hoş geldiniz. İlk hafta bu ders başlığında 12 etüdü çalışacağız arkadaşlar. Gitar için yazılmış 12 etüt ve her birinde bir gitar tekniğini inceleyeceğiz. Bunlar birbirine bağlı etütler değil arkadaşlar. Her biri farklı bir gitar tekniği üzerine yazılmış bir etüt. Siz her hafta hepsini çalışacaksınız. Yani etüt 3'e geçtiğiniz zaman 1'i 2'yi çalışmaya devam edeceksiniz. Etüt 12'ye geçtiğiniz zaman arkadaki 11 etüdü çalışmaya devam edeceksiniz. Hemen başlıyoruz. 3. kur. 1. hafta küçük etüt No 1'in ilk kısmını çalışıyoruz. 1. portede notamız La. 3 vuruşluk nota. Bonaları ihmal etmediniz umarım. Bona dersleri hep bu etütlere paralel şekilde tasarlandı çünkü. Başlıyoruz. Son 2 3 La 2 3 Sol 2 3 Fa 2 3 Mi 2 3 Bu notaların yerlerini biliyorsunuz. P parmağıyla çaldık. Parmağınızı kaldırmayın ki ses tam değeri kadar uzasın. Yani şöyle yapmayın. 1 2 3 1 2 3 Parmağı kaldırırsanız ses uzamaz. Birinci portenin sonunda tekrar işareti var. Bir kez daha çaldık birinci porteyi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tekrar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi ikinci portaya geçiyoruz. Tekrar işaretlerini, tekrarlı bölümleri çalmayacağım. Bu hep kafa karıştıran bir şeydir. Alttaki la 3 vuruşluk, üstte 1 vuruşluk es var, sonra la var. Yani önce 3 vuruş çalıp sonra yukarıdakileri mi çalacağım? Hayır. İkisi paralel gidiyor arkadaşlar. Aşağıda bas vuruş başladığı zaman la 3 vuruş giderken yukarıdaki de aynı anda başlıyor. O sırada la sırasında yukarıda es var. Duyum şöyle olacak. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Arkadaşlar yazdığım parmaklarla çalmanız çok önemli. Mesela ikinci porta, üçüncü ölçüde fa la. Üçüncü parmakla istiyor. Bu önemli. Bir daha çalalım. Son 2 3 1 2 3 1 Şunu yapmayın. 1, 2, 3, es, la. Hayır. O çift portayı aynı anda göreceksiniz. Yukarıda es varken aşağıdaki la başlamış oluyor. La, la uzarken ikinci vuruşta da sol telindeki la giriyor. Son, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Basları kaldırmıyorsunuz. Çünkü ilk portede nasıl bir efekt verdik? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu uzamaya devam ediyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Üçüncü portaya bugün bu kadar çalışacağız. Küçük etüt 1'de. Tekrar işaretini unutmayın. İkinci portenin tekrarını da yapıyorsunuz. Nereye döneceksiniz? İkinci portenin başına. Üçüncü portaya geçiyorum. Son 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Üçüncü porte aslında ikinci porte gibi ama iki vuruşluk bir la notası yok. Bir vuruşluk iki tane la notası var. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Basları tutmak ve orada mesela notanın üstüne 3. parmağınızla basın la notasını diyor. O değişimi yapmak önemli. Ben notaları öğrenirken ne demiştim? Fa'nın üzerinde 1 yazıyor. Bu birinci perde anlamına gelmiyor. Birinci parmak demek bunlar değişecek demiştim. 1 2 3 1 2 3
Şimdi arkadaşlar son olarak toparlayalım. Notaları biliyorsunuz. Bono olarak değerlerini biliyorsunuz. Notayı oku, yerini bul. Bono değeri kadar uzat. Zaten müzik ortaya çıkar. Bunların dışında dikkat etmeniz gereken nokta, basları kaldırmıyorsunuz ki o sesler uzasın 3 vuruş seviyesinde süresinde. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tekrarları yapın. Tekrarlar çok önemli arkadaşlar. Etütler size şimdi karmaşık gelebilir çünkü iki kur boyunca aldığınız nota eğitimi, bono eğitimi, gitar üzerinde klavye bilgisi, artık bütün bu bilgileri karıştırarak etütler üzerinde uygulamaya geçiyoruz. Etütler için kendinize zaman tanıyın, çalışmayı ihmal etmeyin. Bir günde 5 saat çalışmak yerine 5 günde 20'şer dakika çalışın, çok daha verim alırsınız. İyi çalışmalar.